Hanime Hanım, o gece yine sabahlara kadar gurbetteki oğlu Süleyman'ı düşündü. Süleyman'ı üstü başı kanlar içinde oturdukları evin kapısından içeri giriyordu. Oğlum, oğlum niye böyle kanlar içindesin diye feryat ediyor. Fakat Süleyman hiç cevap vermiyordu. Ağabey Nihat Bey, sus hanım sus diyordu. Uyandığında yüreğindeki sessiz korların bir yanardağ gibi harekete geçtiğini gördü. Kocası Osman Bey'i uyandırdı. Kalk bey kalk dedi. Süleyman Hanım'ın başında bir hal var. Hanime Hanım'la postacı olan kocası Osman Bey, İstanbul Güneşli'de tarla içindeki ıssız bir gecekonduda yaşıyorlardı. Oturdukları evin etrafındaki geniş çimenliklerde koyunlar, kuzular, sığırlar yayılırdı. Yollar kışın diz boyu çamur, yazın da toz deryası olurdu. Ardı ardına gelen çocukları Şaban, Sinan, Dürdane ve Süleyman'la gönülleri ve evleri sevinçle dolmuştu. Her sabah çocuklarının el ele tutuşarak güle oynaya okula gidişlerini arkalarından uzun uzun seyrederdi Hanime Hanım. Evlerinde elektrik yoktu. Çocuklar geceleri gaz lambasının önüne sıralanır, loş duvarlarda yansıyan ışık ve gölge oyunları arasında ders çalışırlardı. Yazları da bir tekstil fabrikasında okul harçlıkları için ter dökerdi onlar. Yıllar bir su gibi akıp geçmişti. Çocukların her biri bir okuldan mezun olmuştu. Evin en küçük oğlu Süleyman, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirmişti. Artık o bir öğretmendi. O yakıcı gözler, o arkaya doğru taranan hafif dalgalı gece karası saçlar, o yiğit yüz, o boy, o boz, o enda. Öylesine soylu, öylesine sevimliydi ki bakmalar kıyılamaz. O yıllarda Fethullah Gülen Hoca Efendi, dünyanın dört bir yanına hicret etmeleri için yaşlı gözlerle, hisli sözlerle Anadolu insanının duru gönüllerine dokunuyordu. Süleyman da mazlum milletlerin afakında bir umut ışığı olmaya karar verdiğinde kaderine fakir bir ülke olan Bangladeş düşmüştü. Anası gurbete gideceğini öğrendiği günden beri bir türlü dinmek bilmeyen yaşlarla dolu gözlerle oğluna "Süleyman'ım, yürüyerek ayrıldığın ülkene yürüyerek dönebilecek misin?" derdi. Anaların yüreği her bir şeyi önceden hissedermiş derler ya. Süleyman'ın ardından yorulmak nedir bilmeyen yağmurlar gibi günlerce akar gözyaşları. Süleyman'ı alıp götürmüştür yüreği. Yüce dağların çevrelediği ıssız ve karanlık bir vadide bir başınadır sanki. Gönlünün ufkunu tutan kara bulutlardan bir fırtına kopacağını hissediyordur. 1996 yılının Ağustos ayıdır. Bir fırını andıran başkent Dakka alev alev yanmaktadır. Süleyman öğretmen Bangladeş'te kendini başka bir gezegene gelmiş gibi hisseder. Havaalanında yolcuları çıkışa götüren yolun kıyısındaki demir parmaklıkların arasından yüzlerce sefil ve perişan insanın "Bundo, bundo" diyerek ellerini uzatarak dinlenmeleri yüreğine dokunmaktadır. Kendinden önce gelen arkadaşlarının bir okuldan kiralamış oldukları birkaç sınıfla o yıl eğitime başlamak isterlerse de okulun eşyaları Türkiye'den zamanında gelmediği için açılış bir hayli gecikir. Tek bir öğrenci bile müracaat etmez okula. Bir gün oğlunu hiçbir okula kayıt yaptıramamış olan bir adam çocuğuyla çıka gelir. O günü bayram ilan ederler. Uzun süre çocukları olmayan çiftlere anne baba olma mutluluğu bağışlayan kutlu bir evlat gibi o çocuğu bağırlarına basarlar. Bahar'ın müjdecisinin o ilk utangaç çiçeğin olduğunu anlarlar. Baba oğlundaki olumlu gelişmeyi önüne geleni anlatınca kısa sürede okulun öğrenci sayısı 6'ya yükselir. O yaz öğrenci bulabilmek umuduyla köy köy dolaşırlar. Süleyman Bey gittiği köyden 6 öğrenciyle döner. Bu çocukların üzerinde kıyafet olarak sadece mahrem yerlerini örtecek kadar bez parçalarından başka bir şey yoktur ne yazık ki. Üst baş alır onlara. O yaşa kadar hiç ayakkabı giymemiş olan çocuklar hangi numarayı giyseler
Sir, acıyor derler. Taşradan gelen öğrenciler için bir yurt binası da kiralarlar. Süleyman öğretmen, şehri gezmeye çıktığı bir gün kaldırım kıyılarındaki kulübeciklerde kalan insanların sefaletini gördükçe, yağmurlar çokça yağdığında sel sularının alıp götürdüğü sefil çocukların yürek yakan öykülerini duydukça, Amerikalıların ve İngilizlerin yıllar evvel okullar açtıklarını öğrenince, buralara gelmekte çok geç kalmışız der. Okulun açıldığı ilk gün öğrencilerin üst başlarını tek tek kontrol eder. Taşradan gelen çocukların kentli öğrencilere karşı mahcup olmasına gönlü razı gelmez. Kısa bir süre sonra Türk okulunda okumak büyük bir itibar haline gelir Bangladeş'te. Sıcakların şehri bunalttığı bir gün yurttan okula gitmek için rikşa denilen yerel bir araca biner. Bindiği aracın sürücüsü ansızın ana yola dalınca bir minibüsün üzerine doğru geldiğini fark eder ve kendini araçtan dışarı atar. Minibüs sol bacağını baldırından kapıp metrelerce sürükler Süleyman öğretmeni. İyice ezilmiş olan sol bacağının gövdeden kopan bir dal gibi küçük bir et parçasıyla vücuduna tutunduğunu fark eder. Taksi feryatları etrafını saran meraklı kalabalığı aşamaz. Nihayet duran bir motoguziye bindirilir, sürücü sallanan bacağı içeri yerleştirmesine yardımcı olur. Sıcaktır hava. Rikşa oldukça dardır. Kafası tavana değmektedir. Bir bacağı yerde, diğeri havada hastanenin yolunu tutarlar. Sokakları insan selidir adeta. Araç güçlükle ilerlemektedir. Bir Çin hastanesinin önünde durduklarında herhalde donanım yetersizliğinden olmalı ki doktor hemen götürün buradan der sürücüye. Acı bütün şiddetiyle hissetmeye başlamıştır. Başı dönmekte, gözleri kararmaktadır Süleyman öğretmen. Şehrin öbür ucundaki devlet hastanesine bu hızla bir saatten önce varmaları mümkün de değildir. O bayıltan sıcakta ölümün soğuk nefesini hisseder. Namaz borcu olup olmadığını düşünür. Bir de kendisini gözyaşlarıyla uğurlayan anasını. Bayılmamaya çalışır. Çünkü bayılırsa öleceğini bilir. Bir ara motoguzzi apansız durur. Sürücü kaputu açar ve tamir etmeye başlar. Bir bacağı havada, bir bacağı yerde öylece acılar içinde kıvranmaktadır Süleyman öğretmen. Aracın içi kan gölüne dönmüştür. Ne yazık ki çok değerli dakikalar an be an erimektedir. Beyaz önlüklü bir hemşireyi hayal meyal karşısında görünce bırakır kendini. Bir anda bütün ışıklar söner. Hemşirenin şefkatli tokatlarıyla ayıldığında imzalaması için bir kağıt uzatırlar. Kolunu kıpırdatacak mecali yoktur. Bayılır yeniden. Sedye üzerinde ameliyat odasına götürülürken arkadaşı İsmail Bey'i hayal meyal görür. Dua et diye kımıldar dudaklar. O gece bitmek nedir bilmez. Sanki yaşanmıyordur. Sanki başka bir dünyada ona işkence yapıyorlardır. Bacağını testereyle kesiyorlar. Kıyma makinesinden geçiriyorlardır. Sabah elinde kağıtlarla bir görevli yine karşısına dikilir. Bu defa yanında İsmail Bey de vardır. Ne istiyorlar diye kımıldar dudakları. Süleymancığım, bacağını kesmek zorundalar. Başka çaresi yok muymuş? Türkiye'ye de sorduk. Maalesef başka çaresi yok. Ne yapalım? Kessinler o zaman. Gurbetteki hastane odasına sükutun bozulmasından korkan derin bir hüzün çöker var. Ne zaman kesecekler? Ömrünün en zor sorusu bir kor gibi düşer İsmail Bey'in ipek yüreğine. Titrer dudakları. Kestiler hocam der. Üzerindeki örtüyü açtırıp bacağına bakar. Yerinde yoktur. Güneşli'nin çimenliklerinde oynadığı, kardeşleriyle el ele tutuşarak okula gittiği, Sibirya'nın soğuğunda, Bangladeş'in sıcağında koştuğu günler geride kalmıştır artık. Ayağı hep yerinde duruyor gibi gelir. Sık sık üzerindeki örtüyü açtırır, bakar. Beynin
bir uzvun yokluğunu kabullenmesi 6 ay kadar sürer der doktorlar. Halime Hanım, Süleyman'ın bacağının kesildiği gece yine sabahlara kadar rüyasında gurbetteki oğluyla uğraşır durur. Süleyman üstü başı kanlar içinde oturdukları evin kapısından içeri giriyor. Dayısı Nihat Bey de arkasında duruyordur. Oğlum niye böyle kanlar içindesin diye feryat ediyor fakat Süleyman hiç cevap vermiyordur. Ana yüreği hissediyordur. Mesafeler mani olamıyordur hislerini. O günlerde Bangladeş'e giden Cumhurbaşkanı Demirel, Süleyman öğretmeni uçağını alarak Türkiye'ye getirir. Uçakta kendi yatağını tahsis eder. Nazmi Hanım'la sık sık yanına uğrarlar, başını okşarlar, teselli ederler. Üzülme, yürüyeceksin derler. Tedavi masraflarını ben üstleneceğim der Demirel. Bir bahar akşamının serin elleri, günün son kızıl saçlarında gezinirken Süleyman öğretmeni getiren uçakta İstanbul'a iner. Mahşeri bir kalabalık karşılar Süleyman öğretmeni. Ömrünün baharında cepheye uğurlanan Polat ruhlu yiğit yüzlü gaziler gibi iki ayakla çıktığı ülkesine Süleyman öğretmen tek ayakla döner. Hani köyünden bir fidan gibi sapasağlam çıktığı halde geri dönerken bir ayağını ya da bir kolunu cephede bırakıp dönen yiğitler var ya, öyle işte. Anası Süleyman'ı görür görmez, ayağın nerede oğul diye anlar, inler. İnsanlık elden gidiyor ana, ayağında lafı mı olur? İşte o an Anadolu anası zamana dur beni dinle dercesine şu tarihi sözü söyler. Oğlum, oğlum Süleyman'ım, kalp nakli oluyor da ayak nakli olmuyor mu? Benim ayağımı sana taksınlar da sen yine koşmalarına devam et. Sen yeter ki koşmalarına devam et. Hoşça kal.